Zamanın ruhu bize sürdürülebilir kalkınmadan bahsediyor. Yalnızca ekonomik kalkınma değil, insani değerler üzerindeki kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla kadınsız demokrasi olmaz, kadınsız kalkınma olmaz dediğimiz şey aslında ülkelerin, toplumların, şehirlerin rekabet gücünden bahsediyor. Kim bunu iyi yönetirsin, kim bunu iyi anlarsa, kim bunun bilgi ve teknoloji çağının gereği olan kafa devrimini, kalkınmasının bir parçası yaparsa o dünyanın söz sahibi olacak. Öncelikle buna inanmamız gerekiyor. Bu mesele artık duygusal bir mesele olmadan çıkmıştır. Bir kalkınma projesidir, bir demokrasi projesidir. Süreci anlattı. Bizim medeniyetimiz bir kadın medeniyetidir. Bizim inancımız eşitliği emreder. Ve Cumhuriyetimizin kuruluşundan önceki iki medeniyete baktığımız zaman çok sayıda bugün hocalarımız aramızda nasıl kadının toplumdaki yerini bize gösteriyor. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Cumhuriyet kurulurken yine dilimde de gördüğümüz gibi %4.4 gibi bir kadın temsiliyle kurulması buradaki kuruluş felsefesini